21 Aralık ekinoks, yani en uzun gece. Gece dişi enerjidir, gündüz de eril enerjidir. Yani kainatın yin yang sistemi, yani Rahman ve Rahim sistemi. Şimdi sevgili dostlar, sevgili ruhtaşlar, artık devir kapanıyor ve bizler birlik bilincine doğru hareket etmekle yükümlüyüz. Bazı ruhlar görevli geliyorlar, bu görevi seçiyorlar ve diğer ruh kardeşlerini bu birliğe, bu bütünlüğe ulaştırmak için vesile olmayı seçiyorlar. Yani bilgi bizden değil, bilgi Rab'den. Çok eski yaşamış ruhlar, defalarca deneyimler yaşamış ruhlar diğer ruh kardeşlerini uyandırmak için bazen bir arı, bazen bir kişi, bazen bir bilge, bazen bir ısırgan otu seni uyandırmak için görevli olarak sana geliyor. Şimdi içimizdeki tezatlıklar, bu dünyada gördüğümüz savaşlar, depremler, bunların her biri içimizin yansıması. Devir kapanıyor. Dünyanın sonu gibi değil. Hani daha vakti var, açacağız bilgileri de. Farklı bir devire doğru gidiyoruz. Bu döngüde frekansı eskide olanlar maalesef ki düşük frekanslı olaylarla, düşük frekansla ömrünün sonuna kadar yaşayacak ve bizler öldüğümüzde yanımızda götürecek olduğumuz tek şey bilgi. Hani diyoruz ya kabir azabı, işte o kabir azabında sen bu dünyada nasıl öldüysen orada öyle diriliyorsun. Çünkü ölüm diye bir şey yok. Yani bedenin yok, şuurun var. Şuurunda sen anksiyetiksen, öfkeliysen, kavgalıysan o kabir azabında öyle diriliyorsun ve o beyinle, o şuurla orada kalıyorsun. Hadi diyelim burada birine öfkelendin, arıyorsun bir arkadaşını ya da gidiyorsun bir kahve içiyorsun mesela, enerjiyi dağıtabiliyorsun. Ama orada beden yok. Ne yapacaksın o şuurla kabir azabının içinde? İşte o yüzden cenneti burada yaşayacağız ki, yani o saf halimize dönmek, ilk doğduğumuz zamanki saf halimize dönüp cennet bilincini, birlik bilincini burada oluşturacağız ki öldüğümüzde de o geçişimiz, yani boyut değiştirdiğimizde, ölüm diye bir şey yok, tekrar söylüyorum, boyut değiştirdiğimizde güzellikle geçelim. Yani bunu şunu gibi düşünün. Kadınlar bilir, hani böyle iğneyi ipliğe geçirirsin. Gerçi ben de beceremiyorum onu da. İğneyi böyle ipliğe geçirirsin ama geçmez, zor geçer. Sen şimdi öyle zorla mı geçmek istersin öbür boyuta, yoksa kolaylıkla mı? İşte şimdi bizler bunu seçtik. Bir takım şeylere çok şükür ki vesile oluyoruz. Allah'ın halifesi olarak, haydi Allah'ın aslanları, Allah'ın arıları, önümüz ferah ve güzel, birlik bilinciyle birlikte, bir de Anadolu topraklarında doğmuşuz zaten, 19 misyonumuz da var Atatürk gibi, 19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti 19, zaten 19 rakamı kutsal, Yunuslar, Mevlanalar, Meryemler, her biri 19 kutsal topraklarda, yani buradaydı. Bizlere ülke olarak hem eril erkeklerimiz, hem dişil kadınlarımız çok çok görev düşüyor. Haydi Rabbin aslanları!